Şu an size İlkan Bey'i takdim etmek istiyorum. İlkan Bey hem Sporx'in kurucusu, aynı zamanda da Azerbaycan pazarıyla da ilgileniyor ve bu pazarda IdmanX olarak giriş yaptılar. O konuda devam etmesini İlkan Bey'e veriyorum. Sağ ol Ulvi, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ben de Numan gibi çok fazla uzun bir sunumu yapmadan daha çok soru cevaplarla ilerlemek istiyorum ama çok kısa hem kendimi hem SporX'i bir özetleyeyim. Tam 16 yıl önce aslında şimdi dinlerken ve burayı bakarken etrafa şey düşündüm. 16 yıl önce böyle bir yerde başladım iş hayatıma. Bilgisayar mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde o zamanlar daha ilk yılıydı sanıyorum. KOSGEB diye bir merkezimiz vardı bizim de. Tam açılımını, Türkçesini bile şu anda emin değilim ama bu high-tech park tarzı bize teşvikler veren, destekler veren bir yerdi ve 20 metrekare bir ofisimiz vardı. Çok komik bir kira alıyorlardı bizden sağ olsunlar ve işte makine desteği, network desteği, hocalarımızla beraberiz. Zaten yan binada okuyorum, Boğaziçi'nde devam ediyorum vesaire. Öyle bir yerde başladım ve üç arkadaş bir firma kurduk. Çok o zaman bugün için belki çok böyle atraktif değil ama o zamanlar işte internet üzerinde mutlaka bir şey yapmalıyız. Bizim için tabii şimdiki gibi düşünmeyin. E-mail bile bizim için yeni bir şeydi. 93 yılından bahsediyorum okula girdiğimde. İşte e-mail verdiler okulda, bize gittiğimizde e-mail diye bir şey verdiler. Ama kime e-mail atacağız bilmiyoruz çünkü etrafımızda kimsenin e-maili yok. Hani birbirimize mail atıyoruz arkadaşlarla. Hoş bir şey, text ortamda karşılıklı görüyoruz vesaire. Sonra yavaş yavaş tabii hızlanmaya başladı her şey. Önce çok yavaş, sonra çok hızlı. Bir parantez açayım tabii. Teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Çok güzel böyle dost bir ülkede olmak, Türkçe konuşabilmek, karşılıklı anlamak, sizleri anlamak çok güzel. Benim ilk Bakü'ye gelişim. Hem şehri beklediğimden çok güzel buldum. Ne bekliyordun diyeceksiniz ama çok gerçekten güzel. Burası da çok güzel. Hikayeye devam edelim. Ondan sonra şöyle oldu. Tabii hayat biraz tesadüfler ve belki o imkanları değerlendirme meselesi de. Hiçbir zaman bir yerde çalışmak istemiyordum. Onu biliyordum bir tek. Yani bir yerde sürekli bana çok sıkıcı geliyordu diyelim. Uzun süre aynı yıllar bir yerde çalışmak. Özür dilerim ama takım elbise giymek. Zor geliyordu, sıkılıyordum biraz o zamanlar. Şimdi de. Ondan sonra şöyle oldu. İlk müşterilerimizden biri, o üç kişi kurduğumuz küçük firmadaki ilk müşterilerimizden biri büyük bir iş adamıydı Türkiye'de. Onunla beraber bugünkü işimizi kurduk. Birkaç yıl içinde ona evrildi. Benim arkadaşlarım işte beni biraz terk edip diyelim Amerika'da doktora yapmaya vesaire gittiler ve o iş adamı da biraz aklımı çeldi diyelim. Beraber daha büyük bir şey yapalım İlkan, beraber daha büyük bir şey yapalım. Ve tabii bugünün interneti gibi değil, daha internet üzerinde hiçbir şey yok. Günde 100 ziyaretçi çok önemli bir rakam Türkiye'de, öyle şeyler. Modemle bağlanıyoruz. Modemle web sitesi yapıyoruz. Çok zor günler diyelim. Öyle başladık. İşte ilk başta 100 ziyaretçiler, 200 ziyaretçiler hep sporla ilgili bir şey yapmak istiyorduk. Çünkü sporun çok büyük ilgi çektiğini biliyorduk o zaman da. İnternette olmasa da televizyonda çok büyük ilgi çekiyor. Halk çok ilgili. Türkiye zaten bir futbol çılgınlığı ülkesi. Halen de dünyada öyle aynen devam ediyor. Tüm dünyanın bir parçası olarak. O şekilde başladık. Sene 2000'de firmamızı kurduk. Şimdiye kadar işte 14 yıl olmuş ve 2007'de bugünkü haliyle SporX'i kurduk. 2000-2007 arası biraz yavaş geçti. İşte 10 kişiye yakın bir ekip olabildik en fazla. Gelirler çok sınırlıydı. İşte internet reklamcılığı gelişmemiş, alternatif diğer şeyler gelişmemiş. İnternet yavaş, mobil yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra tabii çok hızlanarak devam etti. 2007'den bugüne kadar son 7 yılda. Bugün geldiğimiz noktada işte her sabah en azından heyecanla görebildiğimiz istatistiklerimize bakıyoruz. Bu sabah da uyandığımda baktım. Türkiye saati 9, hepimize bir mail gelir bütün şirketteki yöneticilere. İşte bugün itibariyle işimiz mesela sadece spor içeriği yaparak Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 16. sitesi SporX. Bir numara Google, işte Google, YouTube, Facebook tahmin edersiniz. Sonra Türk gazeteleri, Hürriyet, Milliyet. 16'da da biz varız. Benim burada bir şey daha atlaya atlaya konuşuyorum ama Infipro'dan arkadaşımın söylediği şeyi hatırlayabildiğim kadarıyla, tabii Azerbaycancam yok. Non-stop değişim gibi bir şey dedi sanırım. Hani yaptığımız birçok şey son 7 yılda, hatta son 1-2 yılda o kadar değişti ki en büyük belki zorluk da bu, heyecan da bu. Hiçbir zaman canımız sıkılmıyor ama örnek mobil. Yani böyle bir şey yokken hayatımızda Türkiye'ye 3G 2009'da geldi. Şu anda trafiğimizin bazı günler %50'den fazlası mobil. Yani 1 milyonun üzerinde session yaratıyor SporX. Bazı günler 500 binden fazla session mobilden yapıyoruz. Bu hem çok güzel, hem çok heyecanlı, hem de çok zor. Çünkü gelirler o tarafa o hızla kaymıyor. Bizim işimiz biraz daha
belki çok teknolojik, çok farklı değil zaten. Demin Numan da söyledi. Ben de fikrin gizliliğine çok fazla inanmıyorum. Ben bir yatırımcı olmadığım halde. Bize de sürekli internet üzerinde Türkiye'de tanındığımız için her hafta ortalama çeşitli proje önerileri, fikirler geliyor. İlkan Bey bir fikrim var ama söyleyemem, yazamam. Yani o zaman ben de bir şey yapamam. Dolayısıyla hani ben de çok inanmıyorum buna. Bizim de fikrimiz çok özel bir fikir değildi. Hani internet üzerinde yayıncılık, gazetecilik yapıyoruz ama bunu iyi yapmaya çalışıyoruz. Hani execution bence de çok önemli. Doğru insanlarla doğru şeyi yapmak, disiplin, sürekli tekrar aynı şeye asılarak çalışmak. Biz hala tabii ki tam profesyonel ruhlu değiliz. Artık bir kurum olsak da işte 40 kişi full time, bir 60 kişi de belki dışarıdan freelancerlar, part time çalışanlarla 100 kişiyiz. Aileleriyle düşünün kaç yüz kişi buradan para kazanıyoruz. Ama hala tam profesyonel değiliz. Benim için de o 6'dan sonra ofisten gitmemek bazen veya gitsem bile sokakta yürürken düşünmek, hala düşünmeye devam etmek. Öyle insanlarla da çalışmaya çalışıyoruz ekibimizde. Tabii ki her zaman kolay değil. Hani tam profesyonel insanlar da oluyor hayatınızda. Sizin kadar heyecan duyanlar da oluyor. Ana fark bu diye düşünüyorum. Yani sürekli değişmek. Demin arkadaşımızın da bahsettiği gibi işte Türkiye'den bir örnek aramızda konuşuyorduk geldiğimizde de. Mesela Spotify. Biz hastası olduk. Burada ne kadar popüler bilmiyorum ama birden Türkiye'deki ve dünyadaki müzik dengelerini değiştirdi. Yani Türkiye'de birçok kurumun, çok büyük şirketlerin müzik işleri var. Çok büyük telefon operatörlerinin vesaire ama birisi geliyor kuzeyden ve birden ortamı değiştirebiliyor. Yavaş yavaş da insanları ona çevirebiliyor. Dolayısıyla bunun başınıza gelmemesi için kendi işinizde çok dikkatli, çok hızlı olmanız lazım. Bizim en büyük zorluğumuz bu. Çok aslında konvansiyonel bir iş yapıyoruz, spor haberciliği yapıyoruz ama İnsanlara bunu nasıl farklı kanallardan ulaştırırız? Çağ neyi gerektiriyor? Nasıl, ne yapmak istiyorlar? Onu tabii ki bulup yapmaya çalışıyoruz. İşte bugün geldiğimiz noktada 1 milyona yakın app downloadumuz var. Mobilde olmak zorundayız. Facebook, burada ne kadar popüler bilmiyorum. Türkiye'de çok büyük. İkinci en çok ziyaret edilen site sanırım Google'dan sonra. %90'dan fazla internet kullanıcısı Facebook kullanıyor. Bizim trafiğimizin zaman zaman %30'u 40'ı Facebook'tan. Dolayısıyla bunun farkına erken varıp Facebook'ta çok hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum. SporX, bir banka veya çok büyük bir holding vesaire olmadığı halde 1.6 milyon Facebook fanı var. Toplam gruplarımızın 9 milyon civarı. Ve bunu da her gün kullanıyoruz. Bizim için çok az maliyetli bir trafik kaynağı olarak kullanıyoruz. İnternette büyük scale bir iş yapmak isteyenler için mobil ve Facebook'u tekrar hatırlatıyorum. Bizim için şu anda en önemli şeylerden biri. 2-3 yıl önce böyle insanlar içimizde yokken şimdi içimizde bir sosyal medya yönetim ekibi var. Tek işi Facebook'tan, Twitter'dan bize trafik sağlamak. Bir de mobil ekibimiz var tabii ki. Mobilde ne haber? Mobile farklı ne yapmalıyız? Mobil sitelerimiz nasıl olmalı? Artı uygulamalar da. Mobil zaman içinde işimizin koru oldu artık. Eskiden dışarıda çözerken her şeyi şimdi içeri almış durumdayız. Mobile development, mobile planlama, mobile proje yönetimi hepsi içeride. Henüz yeteri kadar buradan gelir elde etmesek de bunu yapmak zorundayız. Çünkü ileride her şey orada olacak. Yani beklentilerden hızlı gidiyor. 2014 sonunda eşitlenmesi beklenirken bizim için tekrar söylüyorum. Mobil birebir oldu gibi weblen. Ve ileride belki %70-80 olacak diye de düşünüyorum. Keza işte her şeyin elektronikleşmesi, kitabın azalması, her şeyin dijitalleşmesi gibi deyip ben oradan oraya çok atlarım. Biraz soru cevabı geçelim isterseniz. Ben bir sorum olacak. Rakipler yani sizin yaptığınız evet. İş... Yani çok farklı know-how talep etmeyen bir iş sonuçta yani evet. Belli. Yani rakipler muhakkak vardır. Varsa nasıl yapıyorsunuz? Korkmanız mı gerekiyor? Korkmamamız mı gerekiyor? Nasıl yani bu? Korkunun ecele faydası yok diye Türkçe bir atasözü var. Burada var mı bilmiyorum. Şimdi tabii ki rakipler var. Biz başladığımızda şimdi şöyle bir şey. Tabii zaman da çok önemli. Biz bu işe ilk başlayanlardan biriyiz Türkiye'de. Yani dediğim gibi 98'den beri internet ve spor konulu şeyler yapıyoruz. SporX'te bugünkü ismine ve kimliğine 2007'de büründü. Yani 7 yıldır da SporX var. Zamanlama çok önemli. Zaten bizim ve birkaç tane spor sitesinin başarısından sonra şu anda rakipler kum gibi diyeceğim. Yani çok fazla rakibimiz var. 15-20 tane. Çok böyle magical bir şey söyleyemeyeceğim. Yani sihirli bir şey yok. Bir formül yok. Her şeyin bileşimi. Yani içerikte de en iyi olmak, teknolojide de en iyi olmak. Hani içerik tabii ki işin kalbi. İçerik iyi olmazsa olmaz. Bizim 40 kişilik full time ekibimizin yarısı içerik ekibi. Orada da bir karışımımız var. Nasıl bir karışımımız var? Çok genç, daha internetçi diyebileceğim böyle bir kitle de var. Ama hepsinin başında 25 yıllık spor gazetecisi olan, gazeteden gelen bir abimiz var. Sporu bilen, gazeteciliği bilen, network'ü olan, spor bakanıyla görüşebilen bir
abimiz var. Hani benden de yaşça büyük olan. Ama mesela ona ekibe 3 sene önce katabildik. Bu benim hayallerimden biriydi. Çünkü biz bu işi hani, gazeteci değildik ekip olarak. Ben kişisel hayatımda sporla bile o kadar alakalı değildim. Gençlerden oluşuyoruz. Genelde üniversitelerin basın yayın bölümlerinden mezun arkadaşlar. Hardcore ve konvansiyonel olarak bu işi iyi yapmış, kendini ispatlamış, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir ismi getirebilmek. Ama bu kolay olmuyor tabii. Parayla da sadece olacak bir şey değil. Çünkü bilmiyorum burada durum nasıl. İnternet uzun süre insanların burun kıvırdığı bir şeydi. Artık tabii dünyada böyle bir şey pek kalmadı ama ben anneme babama ne iş yaptığımı çok zor anlattım. Çünkü çok iyi bir liseden mezunum. Çok iyi bir üniversiteden mezunum. Bütün arkadaşlarım ya bir bankada iyi maaşlarla işe başlarlar ya Amerika'ya okumaya devam etmeye giderler. Oğlum sen ne yapıyorsun? İnternet banner tıklanınca para kazanacağız vesaire. Şimdi iyi kazanıyoruz Allah'a şükür. ama zor oldu. Yani bu tabii ki zamanla oldu. Merhaba. SporX'i ben her gün takip ettiğim sitelerden birisi öncelikle. Özellikle İspanya, La Liga'yı falan takip ediyoruz ama sanırım siz IdmanX diye bir tane site daha açtınız Azerbaycan evet, için. Evet. Onun içeriklerini sanırım Türkiye'den arkadaşlar evet, yapıyorlar. Aslında açıkçası yani SporX ile IdmanX'i kıyasladığımızda nasıl söyleyeyim böyle bir negatif algılanmasın ama algılansın da eleştirmek için geldi. SporX, IdmanX'i yani, ikisi bir arada olmamış gibi bir şey oluyor Azerbaycan için. Mesela ben her zaman girdiğimde IdmanX açılıyor. Ben ısrarla SporX'e geçiyorum. Israrla geçiyorum. Çünkü zaten bildiğimiz bir haberi her zaman oradan okuyorduk. Aşinasıyız SporX'in. Ve aynı haberler gecikmeler olarak IdmanX'de oluyor. Evet. Ve bir de Azerbaycan için açılmasına rağmen Azerbaycan'la ilgili değil de Türkiye ile ilgili yani veya başka yabancı sporla spor haberleriyle ilgili haber olur. O yüzden yani siz onu böyle pop-up veya target blank reklamları haricinde yapsanız bilmiyorum ne kadar giren olur ona belki de olmaz. Yani hiç düşünür müsünüz burada bir ekip kurmak yerel düşünüyoruz. Niye geldik? Düşünüyoruz. yani süre olarak mesela yakın zamanda, uzak zamanda. Çünkü gerçekten ben şu anda IdmanX açılınca girdik. Yani bir inceledik. Ondan sonra her gün o variable'ları ben yani artık ezbere biliyorum. Giriş okey lang eşittir tr diye. Öyle girmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten aradığım haberi zaten SporX'te buluyordum. Tamam. Önce bir soru her yerde soruyorum, unuttum. Kaç kişi SporX'i biliyordu? Bayağı iyi. Yani Türkiye ortalamasından biraz daha düşük olsa da bayağı iyi. Evet, süper. Şimdi birincisi her şeyin doğrusunu bilmiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Ama hızlı yapıp hata yapıp düzeltiyoruz. Tabii ki çok büyük hatalar yapmamaya çalışacak. İşte içerideki odada da bir yazı vardı değil mi? Sketch yani tasarım yapmayı bırak bir an önce işe başla gibi. Biz de biraz oradan yaptık. IdmanX'ten de hiç bahsetmedim. Ondan biraz bahsedeyim ve sorunlarımızdan da biraz bahsedeyim o zaman, bahsedelim. Şimdi bizi bu yola iten şeylerden biri şu oldu. Tabii Türkiye'de iyi bir noktadayız. Birçok şey yaptık. Anlattıklarımın dışında da SporX'ten başka da 6 tane daha spor işimiz var aslında. Spor siteleri, işte Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar için. Bir tane bahisle ilgili, daha çok bahis bilgisi veren sitemiz var. sporbahis.com. Onun dışında kendi işlerimiz dışında birçok kurma işi yapıyoruz. Spor ve teknoloji işleri. Turkcell, Avea, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübü birçoğunun işlerini biz yapıyoruz Türkiye'de. Gördük ki Türkiye'den sonra bizim için iki tane önemli ülke var. Biri Almanya. Sayısal olarak orada çok fazla Türk yaşadığı için 3 milyon civar. Çok ciddi bir trafiğimiz var. Biri de burası. Azerbaycan. Sağ olun. Gerçekten büyük bir teveccüh gördük. Çünkü daha biz hiçbir şey yapmadan, yapmasak belki daha iyiydi senin anlattığına göre bakacağız. IdmanX'i başlatmadan önce bile SporX'in en iyi dönemlerinde 93.'lüğe kadar çıktığımızı gördük. Yani dilimizi anladığınız için, SporX'i beğendiğiniz için, Türkiye futbolunu takip ettiğiniz için sıkı böyle bir trafik yakaladık. Yani iyi günlerimizde ilk 90'a kadar girdiğimiz oldu. En zor anlarda bile yani 150'nin dışına çok çıkmadık. Dedik ki mutlaka buraya özel bir şey yapmalıyız. Ondan sonra işte hızlı hareket dediğim gibi. Spor ne demek? İdman, IdmanX boş mu? Boş. IdmanX azı alalım. Öyle oluyor genelde. Hani hızlı, en azından o ateşi hızlı ateşlememiz lazım ki kendimiz de heyecanlanalım. IdmanX azı domainini aldık. Belki 6 ay olmuştur. Ondan sonra bunun üzerinde yerel, bir de bu kadar, buraya gelmeden önce belki benim de eksikliğim, Türkçenin bu kadar rahat burada anlaşılabildiğini belki fark etmemiştik. Mutlaka
Amacımız da sadece şu değil şu anda da. Sadece haberlerimizi Türkçeden Azerbaycan diline çevirmek veya Azerbaycanca, Azerice demiyorum onu da öğrendim. Çevirmek değil tabii ki. Buranın gerçeklerini anlamak, sizin isteklerinizi anlamak ve ona uygun davranmak. Bunda şu anda çok başarılı olmuş olmayabiliriz. Çünkü yaklaşık bir buçuk ay oldu. Şu anda bile 1,5 ayda İdmanX ilk 300'de, 350'de. Alexa listesine bakarsak. Hedefimiz ilk 100 en kısa zamanda. Eksikler var biliyorum. Şu anda evet uzaktan iki arkadaşımızla ve onlara destek veren bir iki daha diyelim. Hani 4 kişi yaklaşık tercüme ve yerelleştirme için uğraşıyoruz ama eksiklerimiz var. Birçok eleştiri aldık. Ben 3 gündür buradayım. Bir arkadaşımla beraber buradayım. Bu piyasayı çok iyi tanıyan Efe Uysal. Birçoğunuzun belki ismen ve cismen de tanıdığı. Kendisi bir spor gazetecisi, aynı zamanda da sporla ilgili birçok iş yapan bir iş adamı Türkiye'de ve burada. Burada Topaz'la ilgili birçok destek veriyor, danışmanlık veriyor. Onunla beraber geldik. Onun 13. gelişi benim ilk gelişim. Neler yapabiliriz? 3 gündür birçok kişiyle buluştuk. Buranın reklam ajanslarıyla buluştuk, yatırım şirketleriyle buluştuk, spor gazetecileriyle buluştuk. Onlar daha da kötü şeyler söylediler. Yani Azerbaycanca çevirilerimizle ilgili sıkıntıları da söylediler. Eksikler var biliyorum, düzelteceğiz. Model de dediğim gibi bir gün görüyorsundur orada SporX'e geçiş vardır yukarıda. O buton yani değişiyoruz, sürekli değişiyoruz. Değişmeye de devam edecek. Hatta Türkçe ve Azerbaycancayı tek sitede buluşturma fikrimiz var. Çünkü Türkçeyi o kadar rahat anlıyor ki buradaki herkes. SporX'in tabii ki bir daha limitli versiyonunu yapabilmiştik biz İdmanX'te. SporX için 20 kişilik bir içerik ekibi 24 saat çalışıyor İstanbul'da. Tabii onu burada tekrar edemedik İdmanX için. Şimdi ikisini birleştirmeyi düşünüyoruz Dünya Kupası'na kadar biraz daha hızlanarak. Mobil uygulamasını henüz yapmadık. En kısa zamanda yapmamız lazım. Mobil sayfalarını yaptık. Onlar var. Dolayısıyla bu cevap. Mükemmel değiliz. Sorunlarımız var. Çözeceğiz. Çalışıyoruz. İddialıyız. Teşekkürler. Bekliyoruz. Rica ederim. Başka? Buyurun. Arkadaşın fikirlerine katılıyorum. Yani siz bizde arkadaşlar çeviriyor dediniz. Ben Google çeviriyor düşünüyordum siteni. Yani boşuna para da veriyoruz, maaş veriyoruz. Yani öyle bir durumda sahi olarak. Benim sorum rekabetle ilgili. Kendiniz de söylediniz 16. sırada SporX ama evet. Bildiğimiz gibi 17. sırada da Maçkolik var. Evet. 20. sırada da sahadan Maçkom var. Yani ciddi rekabet var. Var. Şu rekabet muhitinde ne yapıyorsunuz? Yani nasıl diyelim ki rakiplerinizi üstelemeye çalışıyorsunuz? Türkiye ortamında yani bu fırsatı yakalamak nasıl oluyor yani? Yani tek bir cevap yok. Maçkolik var, sahadan var. Zaman zaman onlar bizim üstümüzde, zaman zaman biz onların üstündeyiz. NTV Spor var, Lig TV var, çok büyük yayın holdingler var, gazeteler var. En aşağı 15 tane ciddi büyük ekipli spor sitesi var. Dediğim gibi tek bir sihirli şey yok. Hani bir, biz bu işe ilk girenlerden biriyiz. Çok önemli bir markamız, ismimiz, iyi bir algımız var. Onu her zaman korumak. Kimse hiçbir konuda hani bugün bir işte bu konuda sıkıntımız var. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bunu en kısa zamanda çözmek. Yani hakkımızda ne iş dünyasında ne bizi takip edenler en ufak bir konuda sıkıntı yaşamamalı, kötü konuşmamalı. Bu bir tabii ki. Ondan sonra her konuda en iyi olmak kaynaklar el verdiğince. Teknik olarak da, makinalarda, önce olarak da, mobilde, her şeyde. Hani tek bir cevap yok rekabete. Hani şöyle yapıyoruz da rekabette en yukarılarda kalmaya çalışıyoruz diyebileceğim bir şey yok. Her alanda en iyi, en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. İçerik ekibinde de. Reklam da satmamız lazım, satış ekibimizin iyi olması lazım ki kaynak girsin, yeni işler yapabilelim. Her alanda en iyi olmaya çalışıyoruz, sürekli çalışmaya devam. Teşekkür ederim. Rica. Başka? Burada bir soru sorabilir miyim ben? Böyle diyelim, yerli pazarı nasıl araştırdınız? Yani bu İdmanX'ten bağlı. Çünkü ben yaklaşık 2 yıldır, 2 yıl üzerinde SporX'e girerim. Ama bu İdmanX sıkınca, böyle diyelim, bence sizin reytinginiz biraz düştü Azerbaycan'da. Yani şimdi telefon edip kapattıracağım, SporX'e çevirip. Kapatsanız iyi olur düşünürüm. Çünkü hakikaten de ben de arkadaş dedi ki, şimdi bir translate, Google onu tercüme etti. Hem haberlerin özünde ciddi problemler var. Yani bu pazara girmemişten önce düşünmediniz mi diyelim. Ciddi düşünürüm ki rating düşmeye oldu. Hı hı. Ben evvel SporX'ten okurdum, şimdi NTV Spor veya Lig TV'den okumaya daha... SporX'e hala girebiliyorsun, devam et. Şimdi tabii uzaktan birkaç şey araştırdık ama ondan sonra şimdi 2 karar vardı. Ya her zamanki gibi hani mükemmel yapmaya çalışalım, bekleyelim 6 ay sonra yapalım ya da bir an önce açalım. Ondan sonra en kısa zamanda düzeltelim. Buraya gelmekte işte dediğim gibi siteyi açtıktan yaklaşık 1,5 ay sonra buradayız.
Şimdi tamamen yeni bir farklı bir operasyona geçerek, ekibe yeni kişiler katarak, burada yaşayan ve bize yardımcı olabilecek spor gazetecileriyle beraber hareket ederek nasıl iyileştirebiliriz bakıyoruz. Yaptık önceden bir araştırma ama dediğim gibi hani iki karar vardı. Biz bir an önce başlamayı tercih ettik. Ondan sonra arkadan biraz daha düzeltmeyi tercih ettik. Bakalım nasıl gidecek. Benim bir sorum var. Sizin aylık net income ne kadar? Pardon? Aylık yani aylık net income. Evet. Burada mı orada mı? Hayır, hepsi birlikte. Hepsi birlikte. Nasıl? Hepsi birlikte. Hepsi birden diyorsunuz. Şimdi yani yani net nasıl bir rakam verebilirim ama senede birkaç milyon manat gelirimiz var diyeyim hani özet olarak. Çok büyük bir rakam değil belki. Türkiye'de reklam piyasası da o kadar büyük değil. Ama tüm işe bakarsak yaklaşık işte. Peki nasıl? Tam rakam sorma. Evet. Gelirlerini neden elde ediyorsunuz? Nerelerden gelir elde ediyoruz? Evet. Gelirin büyük çoğunluğu reklam tabii ki. Medya olunca reklam. Ve bu giderek artıyor internet reklamcılığı büyüdükçe. İkincisi de yaptığımız özel işler. Yani sporla ilgili ihtiyacı olan kurumlara verdiğimiz hizmetler ve onlarla birlikte ortak yaptığımız projelerden sağladığımız revenue sharing dediğimiz gelir paylaşımı. Yani işte operatörlerle yaptıklarımız, diğer sporla ilgili kurumlarla yaptıklarımız, kulüpler, federasyonlarla yaptığımız çalışmalar. Teşekkür ederim. Yani demin de bahsettim, ben de çok fazla gizliliğe ve fikrin özelliğine inanmıyorum açıkçası. Yaptıklarımız çok öyle gizli şeyler değil, sadece iyi yapıyoruz, uzun zamandır yapıyoruz. Tercih ediliyoruz firmalar tarafından bunun için. Operatörlerle iş yapıyoruz, yani işte futbolla ilgili SMS paketleri, cebine gol görüntüleri gelsin vesaire gibi şeyler. Türkiye'de çok yaygın, yüz binlerce kullanıcısı olan şeyler. Örnek Türkiye'nin en büyük operatörü Turkcell'le 10 yıldır çalışıyoruz. Hani 10 yıldır işte karşılıklı memnun olarak onlarla çalışmaya devam ediyoruz. İşte Galatasaray Kulübü ile 6 yıldır çalışıyoruz. Avia diğer operatör 4 yıldır çalışıyoruz. Almanya'daki Türk operatörlerin Türk şirketleriyle yıllardır çalışıyoruz. Bu tür işler, diğer işler. Veya spor perakendecilerine özel işler yapıyoruz. Örnek Adidas, Nike gibi firmaların işlerini yapıyoruz. Benim bir sorum olacaktı. Nerede arkadaşımız? Ha, gördüm. Ben bir sorum olacaktı. Siz şöyle kısa bir zamanda İdman X boş yapalım, sonra feedbackler alalım ve daha iyi bir ürün yapalım diye konuştunuz. Şimdi siz Azerbaycan'da internet reklamcılığı pazarını araştırdınız mı? Yani Türkiye'de bir yerlerdesiniz. Yani evet. Yalnız Azerbaycan'da bu pazar nasıl? Evet. Sizi tercihlerinizi karşılayacak mı vesaire? Ve onun barede biraz malumat verirdiniz, bize de faydalı olar. Tabii araştırdık. Artı burada da geldiğimizde 3 gündür buradayız dediğim gibi Efe ile beraber. Bu konuda çeşitli görüşmeler yaptık buranın büyük reklam satış evleriyle, reklam ajanslarıyla. Araştırdık tabii ki. Çünkü en önemli gelir beklentimiz tabii ki reklam. Yani serfeliyor mu? Nasıl? Serfeliyor mu? Yani devam edecek misiniz şöyle şurada? Karlı bir iş mi? Tabii ki. Ne için? Tabii ki onun için yapıyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Ama karlılıkta iki önemli şey var. Bir, ne kadar kazandığınız kadar, ne kadar bu işi verimli yaptığınız da önemli. Biz zaten bu işi Türkiye'de çok büyük bir ölçekte yaptığımız için ve buradan gördüğüm kadarıyla yani Azerbaycan halkı için Türk futbolu, Türk sporu çok önemli ve takip ediliyor. Dolayısıyla bizim için verimli ve daha makul maliyetlerle yapabileceğimiz bir iş olduğu için en kısa zamanda yapmak istedik. Hani SporX elimizde olmasa tabii ki böyle bir şey düşünmezdik veya o ekip, o çalışanlar, o altyapı, o sistemler olmasa düşünmezdik. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.